Şimdi karakoldan geliyorum. Beni şikayet etmişler. Bu yoldan geçerken köpeklerim kişinin bacağını ısırmış, gitmiş hastaneye rapor almış ve benim ismimi vermiş. Ben bunlara yemek verdiğim için bunlar burada duruyormuş. Ben yemek vermeseydim bunlar burada durmazmış. Köpekler de onu ısırmazmış. Nereye gidecek bu hayvanlar? Nereye gidecekler? Şu asfaltın sıcağına bak. Yani sokakta yemek mi var? Bunların istediği atacak dağ başına. Ondan sonra hayvanlar ne olursa olsun. Şu hayvanın şeyine bakın ya. Şu anda hasta, hormonları bozuk. Daha yarısı geçmedi işte şurada. Taş atmışlar. Şurada. Yara. Şu hayvanın kulaklarına bak. İşkence etmişler. Geleceksin bunlara bir parça mama vereceksin. Biraz seveceksin. Bunlar alışacak. Bunlar sokak hayvanı ya. Bunlar şımarık hayvan değil ki. Benim köpeklerime ne verirsen ver asla sevdirmez kendini. Ama bunlara bir parça sosis ver. Bir tane ödül maması ver. Ya da şöyle bir şey yap. Sev. Ondan sonra kimseye saldırmıyorlar. Çocuklar gelip bunları seviyorlar. Ama bu art niyetli insanlar takmışlar bu köpeklere. Şu kulübeyi köpek bronşit olduğu için yaptırdım. Burası ortak kullanım alanı değil, site değil burası. Müstakile. Ev sahibine şikayet etmişler. Karakola şikayet etmişler. Ve kulübeyi istemiyorlar. Neymiş? Şey, köpek burada yatmasın. Köpek burada yatmasın. Köpeğe yemek verme. Ama siz gidin tatillere. En iyi hizmeti alın. Vay efendim, şunu da istiyoruz, bunu da istiyoruz. Her şey size göre. Her şey sizin isteğinize göre olsun. Yazık. Şu an sıcaklık 45-50 derece. Ve şu zavallı hayvanlar şurada iki lokma yemek yiyorlar. Şuraya bir kap su koyuyorum. Bir kap yemek veriyorum. Yani bunlar o kadar az yiyorlar ki. Çünkü sokakta sürekli küflü ekmek veriyorlar, onu veriyorlar. Ben her gün alıyorum, çöpe atıyorum. Ama gene veriyor, gene veriyor. Anlamıyor. Art niyetli. Niye veriyorsun? Senin yemediğin şeyi hayvana niye veriyorsun? Terbiyesizlik. Başka hiçbir şey değil. Bir avuç mama veriyorum, kuru mama. O onlara bütün gün yetiyor. Ve o kadar minnettar, o kadar şey hayvanlar ki, sadık hayvanlar ki. Ya bir paket sosis kaç para ya? Haşla onu, soğut, koy poşetin içine. Korkuyor musun? Ver bir tane. Bak bundan sonra havlayacak mı? Hayvanları koruma gününde özellikle kurabiye yaptım. Çocukların eline verdim. Bir kere dedim başını sev, bir de bunlara bir kurabiye ver. Bak ondan sonra sizi hep sevecek. Ve gerçekten de çocukları çok seviyorlar. Ama ben bu yetişkinleri özellikle bir tane öğretmen. Ya sen nasıl öğretmensin? Sen nasıl çocuk yetiştireceksin? Sen milli eğitime hizmet etmiyor musun? Sen nasıl gelip kapıma dayanıyorsun ve kendi çocuğunu istismar ediyor? Getirmiş çocuğunu kapıda, çocuk kapıda ağlıyor korkudan. Ve bu insan devletten maaş alıyor. Ya bu helal mi? Bu para helal mi? Bu aldığı para helal mi? Sen kendi çocuğunu istismar ediyorsun, travma yaşatıyorsun. Çocuğa hayatında unutamayacağı kötü anılar yaşatıyorsun. Öğretmensin, bir de çocuk yetiştiriyorsun. Bu ülkeye hizmet ediyorsun. Türkiye başarısız bir ülke. Hiç şaşırmıyorum. Bir köpeği evinden ediyorsun. Köpeğin yemek yemesini engelliyorsun. Köpeğin barınma hakkını engelliyorsun. Burası ortak kullanım alanı değil. Bu hayvanlar kısırlaştırılmış, kuduz aşıları yapılmış. Sokak hayvanları. Bunu yapmaya hakkınız yok. Ahirette de iki yakam elinizde olsun. Yazık. Şu iki zavallı hayvanı sığdıramadınız. Koskoca mahalleye sığdıramadınız. Ama her yer sizin pislikleriniz, sizin çöplerinize dolu. Bir çöp tenekesini kullanmayı bilmeyen insanlar. Getirip şuraya çöp atıyor adam ya. Çevreyi kirletmek diye bir suç var. Niye atıyorsun çöpü? Ben kapımı pencereme açamıyorum ya. Bütün toz eve. Bütün toz. Sen getir buraya keyfine göre evin çöplüğünü, pisliğini at. Ondan sonra köpekler burada yatmasın. Köpeklere yemek verme. Şu kaplarım onlara batıyor. Çünkü mutlu oluyor ya. Köpek mutlu oluyor ya. Bazı insanlarda var bu. Başka canlıların mutluluğunu kıskanıyor. Çünkü kendisi böyle adrenalin bağımlısı. Adrenalin yaşamak istiyor. Yani şimdi benim evimdeki köpek. Ben onu koruyabiliyorum.
En azından bir gölge sunabiliyorum. Bakın, balkona çarşaf gerdim. Niye? Güneş gelmesin diye. İşte altına havlu koydum. Yumuşak yerde yatsın. Masaya çarşaf serdim ki o da biraz gölge yapsın diye. Ama sokak hayvanlarının hiçbirinin bu konfora ulaşma şansı yok. Ya bırakın ya, bırakın. Rahat bırakın hayvanları. Bunlar cins hayvan değil. Ben bu hayvanlardan para kazanmıyorum. Ben korumayayım, sen koruma. Kim koruyacak? Asıl korumazsak sorun olur. Asıl korumazsak bu hayvanlar saldırganlaşır. Siz bu hayvanları rehabilite edeceksiniz, seveceksiniz, ödüllendireceksiniz. Sadece bir kişi yapıyor, hurra ona saldıralım değil. Bir de gitmiş rapor almış, Allah'ım kafayı yiyeceğim ya. Yani küçücük çocuklara ben bunu öğrettim, koca koca adamlara öğretemedim. Yazıklar olsun.